Merhaba arkadaşlar, hepiniz kripto tarifim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba coin hakkında konuşacağız ve dün geceki esrarengiz rengiz çakılışın nedenlerini sizlere açıklayacağım. Neden böyle bir düşüş gerçekleşti ve herkes terste kaldı? Evet, öncelikle zaten dolar yükseldiği için dolar bazlı coin alanların Herhangi bir zarar ettiğini yani zararların da ufak tefek olduğunu ben şahsım adıma kendimde de gördüğüm üzere düşünüyorum. Bir bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak bu kaldıraç marjin girenler var ya hepsi patladı arkadaşlar. Long açanların hepsi terste kaldı. Hepsi kaç milyon dolar likit olduğu belli değil. Haberlerde çıkar onları da yine paylaşırız bakalım. Belki de milyarlık likit olan oldu. göreceğiz. Ee, bu instagramda bazı e, fenomenler Hele ki kaldıraçı insanlara özendirmeye ve gazlamaya çalışıyor Gaza bence gelmeyin dostlar Kaldıraçtan her zaman uzak durun diye ben kendim söylüyorum Yani spot her türlü telafi edilebilir Spot her türlü telafi olabilir Yani kasa 3'e bölünür 4'e bölünür Parça parça ekleme yapılır Maliyet kısılır beklenir Çıkış olduğu zaman şey olur. Ama tabii ki bizim e, Türk insanımızın çoğunluğunda olan bir şey hemen zengin olmak, hemen parayı katlamak, hemen köşe olmak. Keşke öyle olsa. Öyle olunca da kaldıraçlı işlemlere giriliyor. Sonra para tamamen kayboluyor. Yani likit oluyor. Gidiyor para. E, ne oldu? Tekrar başa dön. Sıfıra dön. Hesabın sıfırlandı. Ne gerek var? Yavaş yavaş gitmek daha mantıklı. Aynı tavşan kaplumbağa hikayesi gibi. Şimdi Shiba hakkında konuşuyorum. Bakın ben şu anda da söylüyorum. Kendime ekstra olarak bir alım daha yapacağım. Shiba coin'e trade'lik girmiştim. Şöyle bir e, ufak ufak spot'a ekleyeceğim. Shiba'yı bu noktadan da ekleyeceğim. Bakın şu an 3400 bandında gerek trade'lik gerek spot'luk hiç fark etmez dostlar. Bana göre yani bu düşüşü değerlendirmek lazım. Ekstra olarak zaten Total 2'de ne dedik? Ben bir haftadır bağırıyorum burada hani Zerzeniş ediyorum bu 20 Temmuz'dan itibaren gelen yükselen trend kanalı altında kapatırsa iki defa 4 saat bu sıkıntı bakın bir kere düştü iki defa kapatmadı yeşille gitti bu sefer bir kapattı ikinciyi kapattı zaten tık 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 gitti nereye kadar gitti ben 1.131 bence en iyi alım noktası neresiydi total 2 buraya düştüğündeydi dostlar bakın total 2 buraya düştüğünde en iyi alım noktasıydı alt koyunları sepet eklemek için. Ya bizim e, yapımızda e, şöyle bir şey var. Hele ki bu kripto para piyasasına yeni girenlerde yükselince girmek. Yükselince mesela Bitcoin 60 bin dolardayken almak ister ama Bitcoin 40 bin dolar düştüğünde korkar almak istemez. 40 binden 15'e düşer mi? Ya dostum 60 binden 40'a düşmüş. Korkuyor millet, al işte buradan girebilirsin. Ne olacak yani? Bence böyle. Buradaki destek çalışacak gibi 1.264 trilyon. Bence buralar alım noktasıdır. Kapakta tehlike gördünüz ama hani dikkat çekme amaçlı söyleyeceğim. Bence bu saatten itibaren tüm alt koyunlar için konuşuyorum. buralar alım noktalarıdır. Buralar diptir bana göre. Yani en fazla daha ne kadar düşebilir alt total 2? 1.042'ye kadar gelebilir. Yine örnekten gidelim. Ben Ali'yim. Benim 100.000 dolar nakitim var şu anda keş elimde. Buradan ilk alımı yaparım şu andan itibaren. Hatta bir önceki buradan alım yaptım diyelim. Buradan aldım 2, 3'ü de buralardan alarım düşecekse maliyetimi kısarım. Yani siz kaldıraçla girmediyseniz hiçbir sıkıntı yok dostlar. Sporçular için hiçbir sıkıntı yok. Kaldıraç girdiyseniz ayrı dava ama sporçular için şu an hiçbir tehlike yok. Hiçbir tehlike yok bana göre. Instagram'da neden bu kadar az takipçimiz var? Biz pop diye. Biz gaz vermiyoruz diye. Biz insanları kaldıraçlara yönlendirmiyoruz diye. Biz Kafamızdan uydurma işte bitcoin şu kadar saatte şu kadar olacak şu saatte şu kadar long pozisyonumu açtım 60 bin dolara gelmeden kapatmam deyip sonra e, gönderileri silmediğimiz diye silmediğimiz için sıkıntı yok biz instagramdan takip etmeye devam edelim bakın 3 tane coin verdik hala da bu coinler devam etmekte dolar bazda aldığınız için zaten ana paranızda bir şey olmuyor türk lirası bazından olduğu için. Bitcoin'in neden düştüğüne geçelim ve Shiba Coin'in bakın bence buraları e, hatta buraya da mum atmış. Tekrar bir 3000'e gelirse dostlar buraları da muazzam alım noktaları olacaktır diye düşünüyorum. Yani cash nakit elinde bulunan adam bana göre şu anda masaya oturması lazım. Bana göre şu anda masaya oturması lazım. Yani bunun için muazzam bir e, fırsat yok yani arkadaşlar. RSI gördüğünüz gibi diplerde yani şu anda masaya oturmak için muazzam bir andayız. Temmuz ayından Bitcoin neden düşüğünün e, haberlerde paylaşmışlar. Temmuz ayından itibaren takip edilen ve 69 bin zirvesine girişte destek olan yükselen trendin bozulmuş olması düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Omikron varyantı bu Hindistan'da çıkan ve ABD hükümetinin sıkı para politikasına geçiş açıklamaları ile başlayan düşüşleri Vadeli işlemler piyasasında oluşan yüksek miktardaki long işlemlerin faiz oranları arttırması da tetikledi. O kadar kişi girdi longa longa şişirdiler. Hepsi terste kaldı. Hepsi terste kaldı. Üzülüyor muyum? Hayır. Toparlanma sürecinin devam etmesi halinde yukarı yönlü kazanılması 51 bin direncinin test edilmesini sağlayabilir. Bu direncin kırılımı halinde 55-58 bin bölgesinde bulunan majör direnç test edilebilir. Evet Bitcoin'de son destek 40 bin dolar 41 bin dolar bandında benim çizdiğim destek. İşte bunlar tetikledi dostlar düşüşü. Üst üste geldi geldi tetikledi. Allah'tan yani hani ağlanacak e, ağlanacak halimize güldüğümüz, güldüğümüz nokta bu doların artması. Dolar bazı aldığımız için. Ana para kalıyor yani koruyor. 120 zarar olacaksa Türk, tabii ki bu da kendimizi kandırmak oluyor. Çünkü bugünkü günde 1000 Türk lirası ile 3 hafta önceki bin Lirası'nın alım gücü bambaşka yerlerde. Belki 2x kadar. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım umarım hayır olur dostlar. Tekrardan toparlanırız. Ama dediğim gibi bakın bu tarihi de not edin. 4 Aralık 2021 saat 1.50 geçiyor öğleden sonra. Buralar Shiba coin için bence dip noktalarıdır. Buralar alım için güzel fırsatlardır. Toten 2 düşeceği nokta en fazla 1.042 trilyona kadar düşebilir. Bunun da nedeni 20 Temmuz'dan itibaren gelen yükselen trend kırıldığı için ben zaten bunu bir haftadır burada bağırarak, çağırarak sizlere söylüyorum. Bu destek kırılmadığı tek sıkıntı yok. Fake olduğunu söylüyorum. Bakın 1.559 trilyon kırıldığında da yükselişin sert olacağından bahsettim. Kırılmadı. Gördüğünüz üzere. Yani sporcular için değişen hiçbir şey yok. Sadece vadeli işlemciler out oldu. Hepsi likit. Long açanların hepsi paket oldu dün gece. Aniden hepsi paket. Şimdi de shortçuları paket edebilirler. Yani buradan dönebiliriz arkadaşlar bence. Daha sonra ilerleyen zamanlarda 1.559 trilyonuna geçilirse önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Yani Shiba dahil çoğu altcoin'de alt bunları düşünüyorum. Bakın mesela XLM'i 3.80'lerden vermiştik biz. Bu sert düşüş gelmesine rağmen hatta 5 liraya çıktığını da söyledik. Yine koruyor anladınız mı? Yani spotta herhangi bir değişen bir şey yok. Video bu kadardı arkadaşlar. E, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kimsenin de gazına gelmeyin. Kendi kafanızda en güzel planı kurup ona göre işlemleri açın bence. Kendinize iyi bakın. Çünkü yalnızsınız dostlar. Çok samimi söylüyorum. Yalnızsınız. O instagramda vadeli işlemleri millete öve öve bitiremeyen fenomen. Bir an piyasadan kaybolabilir. Ona göre kendinize iyi bakın.